أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın inayetiyle 1, 2, 3 derken 4'ün de başına geldik. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an hizmetinde davranışlarımıza göre değil de niyetlerimize göre bizi mecur eylesin. Yaptığımız şeyleri niçin yaparız? Yaptıklarımızda ne ararız? Neyin arkasında bulunuyoruz? Derinlemesine kalbimizi şerh etmediğimizden gerçek maksatlarımızı bazen sezemeyebiliriz. Ama aklımızın erebildiği kadar kalbimizin üst katmanlarında, kademelerinde, perdelerinde diyeyim, sırrına, hafisine, ehvasına inemesek bile imana ve Kur'an'a hizmet eden arkadaşlar içinde kendimize çeki düzen vererek Rabbimizin rızasını araştırdığımızı zannediyorum. İnne ba'da zanni ism. Bazı zanlar günahtır ama Rabbimizin hakkımızda mağfiret ve merhamet etmesini dilememiz günah değildir. Zannediyorum onun marziyatını arıyoruz. Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa marziyatını aramanın dışında bizi kullanmasın, istihdam etmesin, istimal etmesin. Onu istiyor, onu diliyor, onun için olmak istiyoruz. Böyle yeni bir fasla başlarken hem girmeye hem de çıkmaya hem beraber bulunmaya müsait bir geçiş mevzu benim için. Mevzuların en özü, en mübareği, en muazzezi Efendilerin Efendisi Efendimizle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mevzu ile başlamak istedim. Onu anlatayım dedim. Aslında onu anlatırken benim nazarımda her şey o kadar güzelleşiyor ki
kendi devrinin müstesna şairi Hassan bin Sabit'in dediği gibi daha sonra aynı sözler küçük tasarruflarla büyük şair Ferezdek tarafından da ifade edilir. Ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedin. Ben sözlerimle Hazreti Muhammed'i methetmedim. Belki onun mübarek ismi benim sözlerimin içinde bulunduğu için benim sözlerim güzelleşti diyor. Asrın dev mütefekkiri Kur'an için şöyledir. Ve ma medahtul Kur'ane bi kelimati ve lakin medahtu kelimati bil Kur'ani. Ben Kur'an'ı anlattım. Ama ben sözlerimle Kur'an'ı methetmedim. Belki benim perişan ve derbeder sözlerim içinde Kur'an bulunduğundan Kur'an benim sözlerimi güzelleştirdi. Aynı duygu, aynı düşünce paylaşılınca, aynı kıbleye teveccüh edilince, aynı zat dinlenince, aynı feyiz menbaalarına ağız verilince, yani Kur'an'dan emilince her şey, Hassan bin Sabit ne söylerse İmam Gazali onu söyler, İmam Rabbani onu söyler, devrin dev mütefekkiri de aynı şeylere tercüman olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ederken mevzuya güzellik ve buğut kazandırma, sözlere güzellik kazandırma ve bulduk dediğimiz zatı bir kere daha 20. asırda arama. Bir yönüyle bulmuşuz onu. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Nasıl hamd etmem ki? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ O diyor. Rabbinizin sizin üzerinizde olan nimetlerini yad edin. Allah'ın size olan fazlı keremini söylemeden dur olmayın. Allah Celle Celaluhu bizi bahtiyarlığın en büyüğüyle bahtiyar kılmış. Ümmeti Muhammed kadar daha talihli bir cemaat olamaz. Ne Hazreti Musa'nın cemaati, ne Hazreti Mesih'in cemaati, ne Hazreti Nuh'un cemaati, ne de başka ülül azm bir nebinin cemaati. Hazreti Muhammed'in cemaati sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle bulmuşuz. Halk arasında söylenen sözle eda edeyim, turnayı gözünden vurmuşuz. Fakat bir yönüyle acaba sultan tahtında aram etmekte midir? Gönüllerimiz ona açık mı? Otururken, kalkarken, yerken, içerken, daima her halükarda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mülahazası ruhumuza, kalbimize, dimağımıza hakim mi? İşte biz bunu arıyoruz. Birincisini bulmuş, ikincisini arıyoruz. Bir önceki sohbette veya daha evvelki sohbette arz ettiğim gibi her lahza onun hayaliyle yaşadığımız, geceleri onun rüyalarıyla yaşadığımız an Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayalimize, dimağımıza, gönüllerimize misafir olduğuna inanabiliriz. Bence bizim eksikliğimiz, geri kalmışlığımız, asrımızla hesaplaşamayışımızın asıl saiki ve sebebi budur. Muhammedi bir cemaat sallallahu aleyhi ve sellem, yani onun ahlakıyla mütehallik olan bir cemaat, daha açık ifadesiyle onun arkasında olduğunu iddia eden bir cemaat, acaba gerçekten Hazreti Muhammed'i bulmuş mudur sallallahu aleyhi ve sellem? Ben onu anlatacak ve sizin kalplerinize taht kuracak durumda değilim. Eskiden acaba kapısında bir kitmir olarak kabul eder mi kendimi mülahaza ederken hep şöyle düşündüm. Mahşer kızıl kıyamet kopuyor. Cehennemden dağlar var, kıvılcımlar etrafa saçılıyor. Ve o mahşerde şunun imdadına koşuyor, bunun imdadına koşuyor. Derken bir tarafa koşarken ayağını bir köpeğin ısırdığını hissediyor. Ve dönüyor bakıyor. Bu bizim bağın, bahçenin kapısının önünde bekleyen kıtmirdi diyor. Sonra onun başından veya elinden tutuyor, çekip götürüyor. Bir zamanlar kendim hep böyle mülahaza ettim. Bir zamanda şöyle mülahaza ettim. Acaba Cenab-ı Hak beni insan yaratacağına, onun herhangi bir yerinde, kaşında, gözünde diyemem. O Hurşid-i Dilara'nın gözünde bir tüy olmayı düşünemem. O bir meziyet, bir mazhariyettir.
Onun mübarek sakalında bir tel olmayı düşünemem. O büyük bir mazhariyettir. Kisuleri muhannes, ebruları dilara. Zülfünün teline kıymez olsa cihan seraser olmaz ona denk. Onun bir tüyüne dahi bedel olamam. Ama acaba başka bir yerinde, mesela bacağında, mesela dizinde, mesela ayağında Allah beni bir kıl yaratsaydı. Eltaf-ı Sübhaniyesine mazhar bir insana bu kadar kurbiyet şerefi, bu kadar bana bahşetseydi. Mülahazasıyla yaşadım. Bir zamanlar da hayalimi, hülyalarımı, rüyalarımı, gündüz gördüğüm şeyleri bu doldurdu. Bir başka zaman belki bunu da yitirdim. Nerede o, nerede ben? Sadece Allah'a, Kur'an'a ve imana bağlı bir cemaat içinde bulunma. Ve son belki 10 defa, 20 defa, 30 defa arz ettim. Yeryüzünde zikir meclislerini dolaşan melekler dolaşır, çıkar derler ki, ya Rabbi falan yerde seni anıyorlar. Cenab-ı Hak der ki, neyi anıyorlar? Senin yad-ı cemilini dile getiriyorlar. Sinelerinde coşuyorsun, dillerine dökülüyorsun, Allah diyor, çığlık koparıyorlar. Beni gördüler mi onlar? Hayır diyecek melekler. Ya görselerdi? Görselerdi demek ki delireceklerdi onlar. Ne istiyorlar? İnim inim inliyor ve cennet istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Görmediler. Allah buyuracak ki ya görselerdi? Görselerdi yemeği içmeyi her şeyi bırakacak, cennet cennet deyip koşacaklardı. Neden sığınıyorlar cehennemin dehşetinden ve şiddetinden? Biliyorlar mı cehennemi? Hayır, görmediler. Allah ya görselerdi diyecek, cehennemde nasıl sığınılır onu göstereceklerdi. Ve Allah buyurur, hükmünü verir. Siz şahit olun, ben onları mağfiret ettim buyurur Allah. Derler ya Rabbi, içinde bir tane var, maksadı zikir fikir değildi ama nasılsa onların içinde bulunuyordu. Allah şöyle buyurur. Hum kavmun la yeşka celisuhum. Onlar öyle bir cemaattir ki onlarla beraber oturup kalkan da talihsiz olamaz. İşte son mülahazam da buydu. Sırf inanmış bir cemaat içinde bulunduğumdan ötürü, sizlerin içinizde bulunduğumdan, imana, Kur'an'a hizmeti hayatının gayesi sayanlar içinde bulunduğumdan ötürü, bir gün benim durumum Allah'a arz edilince belki lütfen şöyle diyecektir. Evet, o bir talihsizdir ama fakat sait bir cemaat içinde bulunduğundan dolayı ben onu da talihsizliğine kurban etmem. Şimdi yaşadığım da bu. Niye bunu anlattım? Demek istedim ki ben kim? Sultanlar Sultanı'nı anlatmak kim? Karınca bu ya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmasam da varlığıma, hayatıma, onun getirdiği disiplinleri, prensipleri, mesajları, gaye yaptığım o mübarek zatı anlatma yolunda ölürüm. Rabbim bir lahza bizi ondan uzak eylemesin. Bir iki bahisle arz edeceğim hususlara bir mukaddimenin, bir girişin temel kaidelerini ortaya koymaya çalıştım. Nesillerimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi babalar evlatları kadar tanısalar, evlatlar da babaları kadar tanısalar çok sevecekler. Çok sevecekler. Rüyalarına girecek her gün. Onlara yol gösterecek. Sabah şöyle hareket edin diyecek. Arkadaşlar biliyorum ki koşup geliyor diyor birisine. Bu gece cihanın iftihar tablosunu gördüm. Falan için emri şu idi, şöyle yapsın o işte diyor. Demek ki çizgi bulununca, frekans bulununca, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle diyalog kurulunca, bir tarafta maniplenin başında sen, öbür tarafta Hazreti Muhammed Mustafa olunca, arada açık veya şifreli konuşmalar oluyor. Cemaati buna ulaştırma. Başta buna çok muhtaç, derbeder ve perişan gönlümü, yıkık hissiyatımı, perişan ruhumu, sonra da bana benzer insanları, onun kapısında yaya olan insanları ona ulaştırma gayreti. Sizin bakışınız, temiz hissiyatlarınız,
benim sizin temiz, direkşan nasiyelerinizden aldığım ilhamla arz edeceğim şeyler ve Hazreti Muhammed Mustafa müzakeresi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz beraber ona ulaşmaya çalışacağız. Peygamberler ve peygamberlerin sultanı, son meşhur şairi şehirlerimizden birisi, ona peygamberler peygamberi derdi. Kelam açısından biz de söylüyoruz, böyle bir şey demek uygun mu değil mi? Bu mevzuda kelama giden kapı açık. Ama zannımca dense bir şey olmaz. Çünkü o ille-i gaye, yaratılışın gayesidir. Allah Celle Celaluhu bir zayıf hadisi ifade edildiği gibi, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ لَفْلَاكَ. Halk arasında meşhuru da şudur, لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ لَفْلَاكَ. Sen olmasaydın, kevnü mekanları yaratmazdım. Bunun hakkında hadisçiler tarafından dedikodu yapılsa bile, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim sözü, Hazreti Muhammed Mustafa'nın arz ve semaya sığmayan kıymet ve değerini ifade etmede yeter ve artar. Ve ma ersalnaka illa rahmeten lil alamin. Bütün peygamberler ve rahmeten lil alamin olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın gönderilmesindeki vazife. Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? Efendimiz niçin gönderilmiştir? Ben mevzuya yenilerin ifadesiyle böyle yaklaşarak şu üç hususa dikkatinizi çekeceğim. Bir, Enbiya-i İzam sağda solda densiz bir kısım insanların salya salan dillerini uzatarak onlar hakkında itale-i kelamda bulunmalarından çok mualla ve mukaddes olduğunu göstermek. Zannettikleri gibi bizim gibi bir anadan bir babadan doğmuş, bizim şartlarımızı paylaşarak büyümüş, neşet etmiş, gelişmiş sıradan insanlar değildir. Zat-ı ilahinin tecellisi ısmarlama varlıklardır. Allah Celle Celaluhu onları kendisine mahrem iraz etmiş, en ihtimam gösterdiği yerlerde büyütmüş, geliştirmiş, gözlerinin içine kendinden başka yalancı ve yabancı bir hayalin girmesine meydan vermemiştir. Efendimizin gözü Allah'ın tecellilerinden başka yabancı bir hayal görmemiştir. Gözünü Allah'a açmış, Allah'ı görmüş ve gözlerini kaparken Allahümme errafikel ala. Ayşe validemiz diyor ki son dakika yanındaydım. Hastalanınca bana dua et derdi. Elini tutar, kendi elinin teberrüküyle dua ederdim. Son hastalığında yine eline yapıştım ve kendisine dua ediyordum. Elini şiddetle elimden çekti. Anladım ki artık bizimle kalmak istemiyor. Zira vazifesini yapmış, bitirmişti. Allahümme errafikel ala. Artık yeryüzündeki sıradan dostlar değil, bana senin dostluğun diyordu. Refik-i ala diyordu. Dostların en yücesi diyor ve Allah'a yükseliyordu. Gayesi neydi? Vazifeleri nelerdi bu insanların? Bir, bunların sıradan insanlar olmadığını görmek, göstermek. Siz biliyorsunuz bunu. Bana diyebilirsiniz ki Hazreti Muhammed Mustafa'yı bize anlatmaya ne gerek var, biz tanıyoruz. Ben onu bilsem bile şu size arz ettiğim mevzuları zaviye farklılığı içinde değişik zamanlar çok defa arz etsem bile birisi bana bunları yeniden anlatsa oturur, başımı kalbimin üstüne kor, huzuru risalet penahide onun muhabbet altında onu bir kere daha dinliyor gibi dinlerim. Bir bu. İkincisi, peygamber varisi bir sürü insan var. Onun davayı nübüvvetine varis. Hak ve hakikati neşreden insanlar. Peygamberler neye talip olmuş, neyi anlatmış, hangi vazifeyle yeryüzüne gelmişler ve bu vazifeyi nasıl yapmışlar? Bize, benim gibilere, daha başkalarına ders. Hazreti Muhammed'in çizgisi neydi sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl emr-i bil maruf yapıyordu? Yüce hakikata nasıl tercüman oluyordu? İşte bunu gösterme. Bu da iki. Üçüncü husus, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içimizde cismaniyeti itibariyle bazılarına göre bulunmasa bile, ki bazılarına göre daima bulunabilir cismaniyeti itibariyle, İmam-ı Suyuti
Ben uykuda değil, 28 defa açıktan açığa gözlerim açıktı, gördüm onu diyor. Çünkü ölüm dediğimiz şey bir buğut değiştirmedir. Peygamberlerin ölümü ise bizim ölümlerimizden çok farklıdır. Onları öldü dememek lazım. Allah onların mertebelerinden iki derece düşük olan şehitler için bile وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda ölenlere öldü demeyin diyor. Peygamber öldü değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mekan değiştirdi, ev değiştirdi. Sizin cismaniyete bağlı buğdunuzdan başka bir buğda geçti. Demek ki sizin bulunduğunuz buğdun dışında sizin içinde akıp durduğunuz çayın üstüne çıkan bir başka buğda nazar eden Einstein ifadesiyle şurada bir başkası sizin gördüğünüzden farklı insanlar görebilir, mekanlar görebilir, eşya ve hadiselere başka türlü bakabilir. Mesele bir buğut meselesidir. Siz bir çayın içinde akıp gidiyorsunuz. O çayın akışına göre sağ ve solunuzdaki eşya ve hadiseleri değerlendiriyorsunuz. O çayın dışına çıktığınız zaman çaya, çayın çevreleriyle beraber müşterek bakma imkanını elde edeceksiniz. İşte o buğdu elde edenler şu dakikada hem asr-ı saadeti yaşar, hem onunla diz dize oturur, hem sizinle yan yana oturur. Asr-ı saadetin sultanı, beşerin sultanı da hem o asırda olur, hem bu asırda olur, hem şurada birkaç tanesinin başını sıvazlar, birkaçıyla beraber bulunur, aynı anda sizinle beraber Cuma'yı eda eder. Binaenaleyh bazılarına göre öbür alemde, bazılarına göre de hem orada, hem burada, hem Allah'ın huzurunda, hem meleklerin önünde, hem Enbiya-i İzam'ın önünde imam, hem daha binlerce yerde. Ehlullah'tan eptal dediğimiz şeyler. Biri gidince bedel, bir başkası geliyor, eptal deniyor. Her an gözlerini yumuyor ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorlar. Nedir Enbiya-i İzam'ın vazifeleri? Efendimizin vazifesi Enbiya-i İzam içinde ve nedir acaba hak ve hakikati anlatanlara düşen vazife? Arz edebildiğim kadar bu mevzuda birkaç hususu arz etmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Cin ve insi beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Bakın لِيَكْتَسِبُوا لِيَعِشُوا لِيَتَوَلَّدُوا değil. Yesin, içsin, yatsın, çoluk çocuk doğursun, izdivaç yapsınlar diye değil. Bunlar hayatın sürdürülmesi için başvurulan tabii hadiseler, fıtri hadiseler. Bunlar şu cismaniyeti ayakta tutmak için ihtiyaç hissettiğimiz, yeme gibi, içme gibi, soğuktan korunma gibi şeyler bunlar. Bizim asıl yaratılışımızın gayesi Allah'ı bilmek ve Allah'a kulluk yapmak. Enbiya-i İzam, ubudiyet yolunu, Allah'a kulluk yolunu göstermek için gönderilmişlerdir. Başta okuduğum ayet-i kerime وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Hiçbir peygamber göndermedim ki, göndermedik ki sizden evvel, senden evvel Habib-i Zişan'ım. Onlara da aynı şeyi dedik, sana da aynı şeyi diyoruz. Vahyettik ona, ceste ceste. Peyderpey, başkasına değil, sadece bana kulluk yapın dedik. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ Her ümmet, her cemaat, her millet içinde peygamberler gönderdik. Allah'a kulluk yapsınlar ve tağutlara baş kaldırsınlar. Tiranlara baş kaldırsınlar. Şeytan ve şeytanın avenelerine baş kaldırsınlar. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهِ Bunlardan bazılarını Allah hidayet etti. Allah hidayet ettiği zümreye ilhak buyursun. Allah peygamberleri göndermiş, nazarlarımızı kulluk yapmaya çevirsin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ins ve cinne gönderilmiş bir peygamber. Okuduğum ayette de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. İns ve cinni
Efendimiz de hem inse hem de görmediğiniz cinlilere gönderilmiş peygamberdi. İlk ümmetinden İbni Mesud var, bilirsiniz. Abdullah İbni Mesud. Sonradan Müslüman olanlar derler ki, İbni Ümmi Abd, anasının adına izafeten söylenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yakınlığı var idi ki, evine serbest girer çıkardı, biz acaba Ehl-i Beyt'ten mi derdik? Bu ufak tefek insan, Ebu Cehil'in koyunlarını güdüyordu. Fakat hakikata çok erken uyandı. Daha Müslümanların sayısı 40'a varmadan kendisini nur halkası içinde buldu. Betnun Nahil'de de, yani cinlerin Efendimiz'e biat ettiği yerde, Buhari ve Müslim'de sarahaten vakayı görüyoruz. Cin suresinde vakayı müphem olarak, mutlak olarak ifade ediliyor görüyoruz. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gittik. Bir çizgi çizdi etrafıma. Ben gelinceye kadar bu çizginin dışına çıkma. O bir buğuttu. Ve kendisi çekildi gitti. Biraz sonra öbür tarafta kızıl kıyamet kopuyor gibi gürültüler ve tarrakalar ortalığı velveliye vermeye başladı. Ben çok merak ettim. Acaba Efendimiz'e bir şey mi oldu dedim. Gideyim, yardımına koşayım dedim. Sonra bana çizgiden dışarıya çıkma sözü aklıma geldi. Onu hatırladım. Emre itaatteki incelik çok önemlidir. Ve çıkmadım çizgiden. Biraz sonra geldi. Dedim ya Resulallah çok merak ettim. Bir gürültü işittim. Gelecektim fakat gelme dediğin için gelmedim. Buyurdular ki cinler bana iman ettiler. İman etmeyip temerrüt edenler oldu. İman edenlerle etmeyenler arasında bir kızıl kıyamet koptu. Muharebeye hesaplaşmaya tutuldular. Gürültü o idi. Ve sonra bana döndü dedi ki, İbni Mesud dedi, galiba benim vadem doldu artık. O da ne demek ya Resulallah? Çünkü Cenab-ı Hak beni gönderirken bana dedi ki, sana ins ve cin iman edecek, senin vazifen budur. İnanç kapısını açacaksın. Sana bir düzine insan inanacak. Cinni temsil eden, insi temsil eden. İşte görüyorsun Mekke'de senin gibi insanlar inandılar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali inandı. Talha, Zübeyir, Sa'd, Said inandı. Hamza inandı. Ve burada da cinler inandılar. Demek ki artık benim vazifem kalmadı. Bundan sonra ben kalırsam yapacağım bir iş yok demek. O zaman benim yaşamam abes demek. Yani ben Allah'ımı anlatmazsam boşuna yaşıyorum demektir. Anlıyor musunuz bu inceliği? Peygamberin dünyaya gönderilişinin gayesi, İnsanların nazarını kulluğa çevirmek, insanları Allah'a kulluğa davet etmektir. Allah'a kulluk daveti vazifesi bitince de Allahümme errafika l'ala, gayri bundan öte benim vazifem kalmadı, gitsem olabilir yani. Gitsem olabilir. Ne var ki yine ondan öğrendiğimiz bir şey var. Hayatta kaldığınız sürece daha çok kulluk yapabileceğinize binaen Allah istemeden siz ölümü istemeyiniz. Eğer mutlaka dininizden dolayı ölüm isteyecekseniz şöyle isteyiniz. Allah'ım hayatım hayırlıysa sen beni yaşat. Ölümüm hayırlıysa sen vefat et. Bu da ondan öğrendiğimiz şeydir. İkincisi, Allah'ın emirlerini ve nehyilerini tebliğ etmek. Allah neyi emrediyor ve neden yasaklıyor? Allah'a kulluktan namaza, oruca, zekata kadar. Ondan zinaya, içki içmemeye, hırsızlık yapmamaya kadar bir kısım emirler ve yasaklar var. Peygamberler gönderilmeseydi siz bunları bilemezdiniz. Allah peygamberleri bunlar için gönderdi. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا. Hepsi aynı mesajla gelmiştir. Allah'ın kendilerine bahşettiği risaleti, mesajları tebliğ etmek için gelmişlerdir. Bu vazifeyi yaparken de hiçbir şeyden çekinmez, korkmaz, bütün dehrin hadiselerini göğüsleyebilirler. Allah Efendimiz'e de umum peygamberler içinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühe'r Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ve illem tef'al fema bellagte risalete vallahu yahsimuke minen nas.
Ey peygamber, Allah'ın sana tebliğ ettiği şey insanlara anlat diyor. Eğer sen bu mevzuda vazifende bir kusur edersen, bu peygamberliğinde bir kusurdur. Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini aksatma demektir. Bu vazife herhangi bir şahsın şahsi vazifesini aksatması demek değildir. Senin vazifeni yapman bütün insanlığı aydınlatmak demektir. Bir şahsın vazifesi sadece şahsın dünyasını aydınlatmak demektir. Sen vazifeni yapmadığın takdirde bütün insanlığı alakadar eden bir mesele ihmal etmiş sayılırsın ve bütün insanlık karanlıkta kalır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir lahza durup dinlenmeden, bir lahza durmadan sağda solda mesajını takdim edecek temiz sineler aradı. Öbürü kabul etmediyse öbürünü aradı. Size kaba taslak bir rakamla arz edeyim. Hazreti Ebu Bekir'e kaç defa demiştir? Ayrı mesele. Hazreti Ömer Efendimiz'i kaç defa çağırmıştır? Ayrı mesele. Ebu Cehil'i ben 50 defa davet etmiştir desem, siz bana deyin ki hoca az yaptın. 50'nin çok üstündedir. 50 defa, yine 50 defa karşısına dikilmiş ona, kul la ilahe illallah tüflih. Halkın toplandığı yerleri gezer ve şöyle derdi. Daima onun gezdiği her yerde burcu burcu şu sözün tatlılığı duyulurdu. Burunlarda ve kulaklarda. Kulu la ilahe illallah tüflihu. La ilahe illallah deyin ve kurtuluşa erin. Akabelerde dolaşıyordu. Şimdi Mina deyip sizin aram eylediğiniz yerler. Kurbanlığınızı kestiğiniz yerler. Müzdelife'ye giderken ikamet eylediğiniz yerler. Ve yine Arafat'tan dönüşte 2 gün veya 3 gün ikamet eylediğiniz yerler. O akabelerde panayırlar oluyordu. Panayırlarda o insan kovalıyordu. O bulduğunu hak ve hakikati anlatıyordu. Kızıl ruhlu, kızıl saçlı, kızıl bakışlı, kızıl gözlü amcası Ebu Leheb arkadan gidiyor, efkarı bulandırıyor. Dinlemeyin bunu diyordu. O yılmadan yine anlatıyordu. Mekke bütün vefa kapılarını kendisine kapayınca, her yerde işkenceler, ezalar, cefalar doruğa ulaşınca artık Mekke'de yaşanmaz hale geldi. Yanında büyüttüğü evladım dediği Zeyd İbni Harise'yi aldı, Taif'e gitti. Durmadan mesajını sunacak sine arıyordu. Taif bugün de bildiğiniz gibi Mekkelilerin mesire yeri, serin bir yerdir. Orada belki muhatap bilirim diye gitmişti oraya. Gittiği orada afetle, hışımla karşılaştı. Taif'te Taifli çocuklar onu taşa tuttular. Taif'ten çıkıncaya kadar vücudunda yara almadık yer kalmamıştı. Nihayet kanlar içinde bir ağacın altına sığındı. Çocuklar taş ata ata yorulmuşlardı. Koştura koştura da yorulmuşlardı. O ağacın altına sığındı, vücudunun her tarafından kanlar akıyor, ayaklarından şakır şakır kanlar akıyor, ellerini açtı şöyle dedi. Hatta giderken oraya bir aralık Cibril göründü. Ya Muhammed, Allah'ın selamı var dedi. Sana selam ediyor. Eğer arzu edersen şu dağı kaldırıp Taiflerin başına koyayım, memurum buna. Taiflerin attığı taşlar onu incitmemişti ama bu söz çok incitmişti. Birdenbire irkildi, ağladı ve şöyle dedi. Hayır katiyen, eğer 100 sene sonra Taiflerin neslinden bir insan hidayete gelecekse hayır ya Rabbi diyordu. Sadrı, sinesi bu kadar açık. Tebliğe bu kadar açık. Getirdiği hak ve hakikat mesajlarını vermede bu kadar samimi ve bu kadar yürektendi. Peygamberliğin gönderiliş gayesini yerine getiriyordu. Oturdu, kavmini şikayet edeceğine şöyle dedi. Allah'ım, zaafımı sana şikayet ediyorum. Bak işte taşladılar. Vücudumda yara almadık yer kalmadı. Ben orada durup sebat edemedim. Demek kuvvetli olsaydım dayanacaktım orada. Zayıfım, zaafımı sana şikayet ediyorum. Şu insanlar içinde hor ve hakir görülmeyi sana şikayet ediyorum. Halkı değil, bana zulmedenlere ben ellerimi açıp diyorum ki Allah'ım bunları sana havale ediyorum. Ve kendime göre de ben düşmanlarıma beddua etmeyen bir insanım. 8 senemi bana zehir zemberek yapan, Victor Hugo'nun sefillerinde takip edilen şaki gibi takip eden adama karşı bile
Ellerimi açıp beddua etmek istediğim zaman çoluk çocuğu, hanımı gözümün önünde tüllendi. Allah'ım sana havale ediyorum, beddua etmeden vazgeçtim dedim. Ama bence bu bir fazilet değil. Fazilet, fazilet mab olan, fazileti bize talim eden Hazreti Muhammed Mustafa-u Mürteza o yapıyor. Allahümme inni eşku ileyke da'fa kuvveti ve havani alennâs. Şu insanlar arasında horlanma, hakirlenme, zayıf ve aciz derbeder yaşama, sana sığınıyorum bundan. Ente rabbul müstedafin ve ente rabbi. Sen zayıfların Rabbi. Zayıflar arasında benim de Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Allah onu kimseye bırakmamıştı. Mâ vedda'aka rabbuka ve mâ kala. Allah sana ne darıldı ne de seni terk etti Habibi Zişanım diyordu. Mâ vedda'aka rabbuka ve mâ kala. İlâ men tekiluni. Beni kime bırakıyorsun? Şu yüzünü buruşturan düşmanıma mı bırakıyorsun? Veya tamamen zimamı elinde benim yakınlarıma mı beni bırakıyorsun? Ebu Cehillere, Ebu Leheblere mi bırakıyorsun beni diyordum. O duasını dursun, yüzüne bakmadan önüne bir sininin uzatıldığını görüyor. Şefkatli, Hazreti Mesih'ten aldığı şefkatle, re'fetle coşmuş, Nasrani bir Hristiyan. Ta Ninova'dan ne münasebetle oraya gelmişse gelmiş, Efendimiz'e yapılan bu eza ve cefayı görmüş, sonra orada bir köle bu. Üzüm bu diyormuş, bağ bozumu, bir sininin içine bir iki salkım üzüm koymuş. Bu garip, anlaşılmaz, bu mazlum, bu mağdur ve bu taşlanan. İnsanın yanına koşmuş, üzüm tablasını ona uzatmış ve buyurun demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatırken Bismillah diyor. İşte Addas, o köle o zaman irkiliyor. Allah'ın adıyla, çünkü müşrikler içinde Allah'ın adıyla sözünü hiç duymamıştı. Allah'ın adıyla birdenbire irkildi ve şöyle dedi. Sen kimsin? Ne arıyorsun burada ve nereden geldin? Ben Mekke'den geldim. Ben ahir zaman peygamberiyim. Benim adım Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Addas, Selman-ı Faris gibi adeta onu arıyordu. Büyüklerinden, kilise ruhbanlarından, papazlarından, ahir zamanda zuhur edecek peygamberin zuhur edeceği zamanın yaklaştığını biliyordu. Onu arıyordu. Ben gökte ararken seni yerde buldum dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başına abandı. Saçını sakalını ağlıyor ağlıyor öpüyor. Seni Allah bana buldurdu diyordu. Taif'ten mahzun dönecekti. Fakat artık mahzun değildi. 100 sene sonra bir insan hidayet ederse diye bela gelmesin demişti. 100 sene geçmeden, 100 dakika geçmeden, 100 saniye bile geçmeden Allah Addas'ı koşturmuştu. Al ilk numunesini buyurmuş. İlahi mesajlarla şahlanmış, tabir caizse nebilerin üveyki. Hiç durmadan her yerde hak ve hakikati aşina temiz gönüller arıyor. Temiz çehreler arıyor. Hakikat gamzeden aydın pırıl pırıl bir çehre bulunca yanaşıyor ve ruhunun ilhamlarını ona fısıldıyordu. Nurdan hale ve halka her gün genişliyor. Genişliyor, genişledikçe küfür çıldırıyor. Bugün cihanın şarkında ve karbında İslam'ı oluşa karşı küfrün çıldırması gibi, çılgınlığı gibi, hezeyanları gibi o devirde de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında nur halka her gün biraz daha genişledikçe küfür çıldırıyor. يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Allah'ın ışığını, yaktığı meşaleyi ve nuru söndürmek istiyorlar. Allah'sa hayır, onu söndüremeyeceksiniz diyor. Tekeffül etmiş bulunuyor. Kafirler hoşlanmasalar bile Allah yaktığı meşaleyi kıyamete kadar yakacaktır. Bir şem'a ki Allah yaka üflemekle sönmez. Allah 20. asırda da meşaleyi yaktı. İçinize birer kıvılcım attı. Yerinde mescide, yerinde başka mahafil-i ilmiyeye koşturdu. Neslinize teveccüh imkanlarını ve arzusunu size verdi. Yeniden bir Muhammedi hale, ayın etrafındaki parlaklık. Yeniden bir Muhammedi halka, yeniden bir nur halkası,
yeniden bir silsile-i zehep, altın halka meydana getirmeyi murat buyurdu ki, bunu ne küfrün gayzı, şiddeti, hiddeti, ne de şeytan ordularının tahaccümü durduramayacaktır. İhlasla saçılmış tohumlar neşvü nema bulacak. Bu da peygamberlerin, peygamberimizin bir diğer vazifesi ve bizim vazifemiz olması gerekli olan bir husus. Üç meseleyi arz ettim. Peygamberin vazifesi, o vazifeyi yapanların vazifesi, umum enbiya-i izamın vazifesi. Bir şeye yolundan gidilirse varılır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varacağı hedefe yolundan gitti vardı. Vardığı hedefe varmayı düşünüyorsanız onun yolundan gideceksiniz. Ve ben onun yolunu arz ediyorum. Tebliğ. İnsanları sırat-ı müstakime irşad etme, doğru yol. Sırat-ı müstakim garip değil, siz onu tanırsınız. Ne kadar tanırsınız? Günde çocuklarınızın adını 40 defa söylüyor musunuz siz? Zannetmiyorum. Ama sırat-ı müstakimi günde 40 defa söylüyorsunuz. İhdine sırat-ı müstakim. Hem nasıl söylüyorsunuz? Allah'ım bizi peygamberlerin, siddiklerin, velilerin, şehitlerin yürüdüğü bir şehre haline gelen, otobanların çok üstünde bir şehre haline gelen, feza yolları haline gelen, o senin yolun, sana getiren tek yol, bizi o şehre hidayet eyle diye, o yolu günde 40 defa Allah'tan istiyoruz. İhdine sıratal müstakim. Dua sadedinde söyleyin. İhdine sıratal müstakim. Allah'ım bizi nebilerin, velilerin, sıddıkların, şehitlerin, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoluna hidayet eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler insanları bu yola hidayet ediyorlar. Bu yola hidayetin temin için gönderilmiş bulunuyorlar. Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulen en i'budullaha ve ictenibut tagut. Her cemaat içinden biz böyle bir insan gönderdik. Allah'a kulluk yapsın, tiranlara, tağutlara, münkirlere ve mülhitlere itaat etmesinler. Efendimiz için وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bu mevzuyla münasebetdar olan يَا اَيُّهَا النَّبِيِّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Ey Nebi, seni insanlara doğru yolun encamı itibariyle müjdeleyici, kötü yolun neticesi itibariyle de korkutucu ve sakındırıcı olarak gönderdik. İnna erselnake şahiden, şahit olarak gönderdik. Ve mübeşşiren, tebşir edici olarak. Ve neziren, eğri yolun encamından sakındıran birisi olarak gönderdik diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tebşir ve tenzir veya inzar meselesini hayatı seniyelerinin sonuna kadar yaptı. Bir lahza durmadı, bir lahza. Bazen şiddetli baş ağrılarından içinin geçtiği kendinden geçtiği olurdu. Hemen kendine geldiği zaman namaz kılındı mı, namazı kim kıldırdı der, yine vazifesiyle alakalı bir mesaj sunardı. 23 senelik vazifesini şu sözlerle noktalıyordu. 23 sene peygamberlik yapmış, artık dünyadan ayrılma esintilerini almış, ruhu bunu hissetmeye başlamış. Arafat'ta ilk ve son haccını yapıyor. Çok umre yaptılar ama hayatı seniyelerinde bir kere hac yaptılar. Ve biz buna umre ile beraber yapılan hac olduğu için Hacci Ekber diyoruz. Halk arasında, avam halk arasında Arafat Cuma'ya rastlarsa Hacci Ekber diye bir halk anlayışı var ise de Hacci Ekber, haccın umre ile beraber yapılmasına denir. İşte orada söylenmesi gerekli olan daha bir sürü söz var dedi, mübarek devesine bindi, orada son sözlerini de söyledi. Kan davalarından bahsetti, ribadan bahsetti, faizin yasak olduğunu anlattı orada, bahsetti bahsetmesi gerekli olan her şeyin. Kadın haklarına temas etti, aile münasebetlerini dile getirdi, kavim ve kabile münasebetlerini dile getirdi ve cemaat ağlıya ağlıya aleyhissalatü vesselam'ı dinliyorlardı.
onların tasdiklerine ihtiran ettiğini görünce mübarek parmağını kaldırdı. Allahümme şed dedi. Allah'ım şahit ol. Bunun manası şu idi. 23 sene bir cemaat içinde vazife yapmıştı. Ben Allah huzuruna gittiğimde çok yakın zamanda şöyle buyurdular. Allah beni size soracaktır. Nasıl şehadet edeceksiniz? Peygamberliğini yaptı mı? Tebliğ vazifesini tam yerine getirdi mi? Gerekli olan mesajların bütününü size takdim etti mi, sundu mu diye soracaktır. Nasıl şehadet edeceksiniz? O Arafat meydanı gürlemişti. Arz ve sema velveleye gelmişti. Yer ve gök ihtizaza gelmiş inliyordu. Herkes bir ağızdan sen peygamberliğini yaptın, şehadet ederiz diyorlardı. Yapman gerekli olan her şeyi yerine getirdin, şehadet ederiz diyorlardı. Ve o da parmağını kaldırıyor, Allahümme şed diyordu. Derin bir ibadet şuuru içinde. Beni dünyaya gönderen Rabbim, peygamberlik vazifesini tebliğ edeyim diye göndermiştim. Eğer ben bu vazifeyi yaptıysam bunlar şehadet ediyorlar. Bunlar şehadet ediyorlarsa ben vazifemi yaptım sayılırım diyor. Vicdan rahatı içinde, huzuru içinde Rabbimize gitmeye hazırlanıyordu. Mürakabe insanı, iç müşahede insanı, kendi kendiyle durmadan hesaplaşan insan. Zerre kadar üzerinde bir hak olarak ahirete gitmemeye dikkat eden insan, hassasların en hassası insan. Elçilik vazifesi, elâ hel bellâtu sözüyle, biraz evvel arz ettim, vazifemi tebliğ ettim mi manasına gelen sözüyle noktalanacağı ana kadar devam etmişti. Peygamberlerin bir diğer vazifesi, çok şey anlatacağımı zannediyordum. Peygamberin vazifesini, bize düşen bir vazife de olacak aynı zamanda. Çünkü bizler onların çömezleriyiz. Kabul buyururlarsa kapılarının kıtmirleriyiz. Bu benim için büyük bir şeref de, kabul edenler için olsun. Ben dedim ya, sadece kıtmirlerin içinde bulunmayı araştırıyorum şimdi. Bir diğer vazifesi, onların insanlığı için Müslüm misal teşkil etmeleri. Örnek insan olmaları. Allah Kur'an'da اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهُ فَبِهُدَهُ مُقْتَدِهُ der Efendimiz'e. Peygamberleri En'am suresinde saydıktan sonra işte bunlar Allah'ın doğru yola ulaştırdığı, hidayet ettiği kimselerdir. Sen de bunların yoluna iktida et buyurur. Efendimiz bile Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud, Hazreti Harun'un yoluna iktida etmesi emredilir. Efendimiz için de bize şöyle seslenir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Peygamberde sizin için iktida edilebilecek numune durumlar var. Peygamber sizin için bir misaldir, bir imamdır. Namazda imama uyduğunuz gibi hayatınızda Hazreti Muhammed Mustafa'ya uyacaksınız. Zira gerçek hayatı onlar temsil etmişlerdir. Birinci asır milimi milimine, harfi harfine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iktida etmiştir. Onun için kendi durumunu anlatırken şöyle buyurur. Benden sonra İslam orduları bir surların dibine dayanınca surlar veya surların içindekiler soracaklar. Sizin içinizde peygamberi görenler var mı? Var deyince kapılar açılacak, fetih olacak. Ve öyle olmuştur dediği gibi çıkmıştır. Peygamberi göreni, gören var mıdır deyince, yani tabi'in. Yine kapılar açılacak, yine fütuhat-ı İslamiye girecek oraya. Peygamberi göreni gören var mı? Yani tebe-i tabi'in. Yani Efendimizin Buhari'de ve Müslim'de rivayet buyurdukları, hatta Ebu Davud'un süneninde. خَيْرُ الْقُرُونَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ En hayırlı asır benim asrım. Ondan sonra onu takip eden asır. Ondan sonra da onu takip eden asır. O misal insanlar, peygamberin hayatını hayatlarına, düsturu hayat edinen insanlar, adım adım, santimi santimini ona uyduklarından dolayı, Allah Celle Celaluhu cihanın dört bir yanında onlara muvaffakiyet ihsan eylemişti.
Kutsilerin bayrakları ellerindedir diyordu Hazreti Mesih. Allah'ın salat ve selam üzerlerine olsun, Efendimiz'in üzerine olsun. Kutsiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler. Efendimiz nasıl yaşamıştı? Öyle yaşıyorlardı. Benim ümmetimin evliyası, üleması Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh, onlar değilse başka kim olacak? Beni İsrail'in peygamberleri gibidir şeklinde rivayet edilen zayıf bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer kendisi için kulluk adına açılan kapıdan öyle bir içeriye girmişti ki onun durumunu hep arz ederken kulluk adına kapının sövelerinde söküp içeriye girmişti. Bunun manası şudur. Kendisinden istenilenin çok üstünde Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmişti. Kendi devrinde Irak, İran fethedildi. Şam önlerinde de İslam orduları savaşıyordu. Ordunun başında bulunanlara İslam tarihçileri ecnat diyor. Bu ordu komutanları Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, Şurahbil İbni Hasene, Amr İbni As, Mugeyre İbni Şube, Ebu Süfyan'ın büyük oğlu, Maviye değil, Maviye'nin oğlu da değil, Yezid İbni Ebu Süfyan. Bunlar hepsi eşsiz insanlardı, nadide insanlardı. Mescid-i Aksa'da fethedilince bugün boynu buruk, Müslümanların tebiid edildiği, Hazreti Musa'nın hürriyete kavuşturduğu, Hazreti İbrahim'in yaptığı, Haçlıların elinden Büyük Sultan Selahaddin Eyyub'in yeniden hürriyete kavuşturduğu esir Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'yı Seyyidine Hazreti Ömer fethediyor kendi devrinde. Ecnat anahtarları verin diyor papazlara. Papaz kitaplarımızda istihraçlar var. Sizin aranızda onu göremiyoruz dediler. Mesele keşten dinledim bunu. Mesele Seyyidine Hazreti Ömer'e intikal edince devesi yoktu Hazreti Ömer Efendimiz'in, halifeydi. Şu andaki Türkiye kadar 20 yere hükmediyordu ama bir tek devesi yoktu. Ah deve nefsim! Onun devesi kadar dahi olamama şerefinden mahrum deve nefsim! Koca Ömer'in bir tek devesi dahi yoktu. Beytülmal'dan bir deve aldı. Hizmetçisiyle beraber Mescid-i Aksa'ya doğru yola çıktı. Anahtarları bize verin derken Ömer yolda geliyordu. Anahtarları size veremeyiz. O büyük zatın anahtarları alacak zatın şemailini biliyoruz. İsterseniz size burnu nasıldır onu söyleyebiliriz. Boyu kaç santim onu söyleyebiliriz. Kafası nasıl bir insan onu söyleyebiliriz. Ve buraya nasıl bir eda ile geliyor onu da söyleyebiliriz. Onlar aralarında müzakerede dursunlar. Keşfi açık Efendimizin mülhemun dediği. Ümmetim içinde ilhama mazhar gözü açık kimseler vardır. Ta Medine'de minberde dururken Irak'ta savaşan Sariye, El Cebel, El Cebel diyen Hazreti Ömer. Ve Ömer'in sesini duyup da dağın arkasından düşman geldiğini gören Hazreti Sariye, ona göre stratejisini ayarladı ve düşmana galebe çaldı. İşte bu Hazreti Ömer. O yola çıkmış geliyor. Merkuba bazen kendisi biniyor, bazen de hizmetçisi biniyor. Adil Ömer. Dicle'nin üzerinde bir keçinin ayağı taşın arasına girse kırılsa, Allah onu senden sorar ya Ömer diyen Hazreti Ömer. Bine ine Ürdün nehrine kadar yaklaşıyorlar. Ecnat, isimlerini bahsettiğim komutanlar el açıp dua ediyorlar. Allah'ım ne olur? Şu Ürdün nehrine gelince sıra köleye gelsin, o aşağıya insin, Ömer üstte olsun. Zira bu Romalılar şatafata, debdebeye, ihtişama çok meftun insanlardır. Halifenin deve yettiğini görürlerse şayet, oysa ki Ömer'in ihtişamı oradaydı. Ömer'in ihtişamı deveyi yetmesindeydi. Bize itibar etmeyebilirler. Kaderin cilvesi Ürdün nehrine gelince, köle deveyi yetme faslını bitirdi, sıra Ömer'e geldi. Köle devenin üstüne, Ömer devenin zimamına. Koca halife ruhun feda olsun. Koca halife devenin zimamından tuttu, deveyi yediyor. Komutanlar da bakıyor, papazlar da bakıyorlar. Aisbergler gibi buzlar erimeye başlamıştı.
Gözler tatlı tatlı bakmaya başlamışlardı. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını teslim edecek adam geliyordu. Yanlarına gelince o gün hırkasında tam 14 tane yama vardı. Bir gün bu sözü arz ederken, estağfurullah, dilim kurusun demiştim. Yama değil, onlar şeref alametiydi Ömer'in üzerinde. Papaz gözleri dolu dolu şöyle dedi. İşte anahtarı vereceğimiz zat bu. Kitaplarımızda bunun böyle olduğunu görmüştük diyordu. Milimi milimine uyan insan. Resulullah'ı adım adım takip eden insan. En mütemerrit, en inatçı papazların sinelerini dahi yumuşatan insan. Kutuplardaki buzları dahi eritecek kadar muhteşem insan. Peygamberler misal oldular. Allah bize dedi ki, ben Hazreti Muhammed Mustafa'yı size misal ittihaz edilsin diye gönderiyorum. Siz de misal ittihaz edin. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler numune ittihaz ettiler. Kılı kırk yararcasına hakkaniyet ve adalet içinde yaşadılar. Köleyle aynı hayatı paylaştılar. Hizmetçiyle aynı hayatı paylaştılar. Kıtlık olduğu zaman halka iki zeytin veriliyordu. Ömer sofrasında gördüğü dört zeytini yememişti. Çünkü halkın en küçüğü bu dört zeytini yemiyorsa ben yemem ki onu demişti. Alem kıtlıktan kıvrandığı zaman hanımı saçlarına zeytinyağı sürmüştü. O gün evde kızıl kıyamet koparmıştı. Alem kıtlıktan kıvranırken sen nasıl olur saçlarına zeytinyağı sürersin demiştim. Milimi milimine uyuyordu. Ve zaten peygamberler de bunun için gelmişti. Peygamber vazifesini yapanlar, nefsim en kemteri, en talihsizi, belli bir şeref, belli bir paye ihraz eden bütün mübarek vaizlerimiz, müftilerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, Allah'ın bahşettiği bu şerefli mesleği ve vazifeyi daha da derinleştirmek ve buğutlaştırmak için peygamber ahlakı, onun huyu, onun getirdiği esaslar ve onun getirdiği mesajlar. Allah onunla bizleri serfiraz eylesin. Peygamber bir diğer vazifesi dünya ve ukba muvazenesiyle gelmişti. Ruhbanlık gibi, papazlık gibi dünyaya sırtını dönüp manastırlarda hayat geçirme değil. Ama ahireti unutup bütün dünyaya dalma da değil. Allah Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetiyle وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah'ın sana verdiği şeyden ahiret yurdunu araştır diyor. Ahiretin arkasına düş. Ahiret adamı ol. Dünyadan nasibini de unutma diyor. Bu muvazeneyi koyuyor. Peygamberler bu muvazeneyi vaz etmek için gelmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muvazeneyi vaz etmek için gelmiştir. Bu muvazenenin vaz edilmesi için dünya ve ukvanın bilinmesi lazımdı. Bir taraftan Allah'ın size ihsan ettiği nimetlerin eseri üzerinizde görülecek. Bu şükür. Giymek için verdiği şeyleri giyecek, göstereceksiniz. Yemek için verdiği şeyleri yiyecek, tadacak. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ فَهْوَسِنْكَ şükredeceksiniz. Allah'ın nimetleri üzerinizde görülecek. Fakat bir taraftan da ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sonra Allah'ın size verdiği her nimetten sigaya çekileceksiniz. İçtiğiniz bir bardak soğuk suyun hesabını dahi vereceksiniz. Bunu içtin, bu nimetin şükrünü eda ettin mi diye sana soracaklardır. Bir iftar vaktiydi. Siddikler Siddiki, Siddiki Ekber. Ömer'i bile bir bakıma yetiştiren insan birinci üstadından sonra. Siddikler Siddiki, Siddiki Ekber. Sadıklar Sadıkı, Sadıkı Ekber. Soğuk bir su verdiler bir iftar vakti. Aldı, dudaklarına kadar götürdü. Bir yudum aldıktan sonra elinin tersiyle itti ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, niye ağlıyorsun? Hıçkırıkları geçtikten sonra o ana kadar izah edemedi.
Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordum. Elleriyle bir şey itiyor gibi davrandı. Bazen alemi misal temessül ederdi levhalar, tablolar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nazarını arz edilirdi. Gaybi alemleri müşahede buyurur, o tabloları görürdü. Eliyle bir şey itiyordu böyle, git diyordu. Ya Resulallah ne yaptınız buyurdu, dediler. Buyurdular ki, dünya temessül etti. Misal alemine göre bir şekil aldı. Kendini bana kabul ettirmek istedi. Git dedim, bana kendini kabul ettiremezsin, elimin tersiyle ittim. Seni terk edince ben gerçekten sana hakim olacağım. Seni kabullenmekle senin altına düşmek istemem. Senin esirin olmak istemem. Sen benim esirim olduğum zaman ben sana hakim olurum. Dünyaya esir olanlar dünyayı da kaybettiler. Elinin tersiyle itti dünyayı. Dünya döndü bana dedi ki, ben kendimi sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilerine kabul ettireceğim ben kendimi. Ebu Bekir'e bakın, diyor ki, şu iftar vakti Allah'ın bu büyük nimeti, şu soğuk suyu içtiğim zaman dünya kendini bana kabul ettirdi zannettim. Dünyanın nimetler altında kaldım, ezildim. Onun baskıları altına girdim. Endişe ettim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı dünyanın tehdit ettiği o derbederler ben olmayayım. Haşa ve kella. Pak damenine yüzler sürünsün. Haşa ve kella. Sen sıddıksın, sadıksın, tahirsin, mütahharsın. Dünya sana tesir edemez. Ama Efendimizin anlattığı korkarım ki onlar bizler olalım. Allah damenimizi toza toprağa bulaşmadan bizleri de muhafaza buyursun. İstikamet içinde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Belli bir ölçüde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve umum peygamberani izama ait bir hususu arz etmeyi planlamıştım kafamda. Fakat planıma göre mevzuun ancak yarısını takdim edebildim. Ahde eman verirse Rabbim, dört dedik, dördü veren beşi de verir. Her gün son sayarak huzurunuza çıkarım. Dilerse uzatır, dilerse keser. Kimsenin bu mevzuda müdahale edeceğine inanmıyorum. Kimsenin güç ve kuvvetine de değer ve itibar atfetmiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun havl ve kuvvetinden, onun güç ve iktidarından başka havl ve kuvvet, güç ve iktidar yoktur. Allah o havl ve kuvvetiyle sizi ve bizi teyit buyursun. Maddi manevi hiçbir garazı ivazı olmayan, hatta bir yönüyle dünya ve ukvayı düşünmeyen, Allah ve Resulundan başka derdi olmayan bizleri bu yolda kaim ve daim eylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.